Bok benden ayrılma vakti geldi. Tek başıma hızlı botla Vietnam'a gidiyorum. Ve Phnom Penh'den ayrılma vakti geldi. Tek başıma hızlı botla Vietnam'a gidiyorum. Kendime ait bir botum var yani, öyle düşünebilirsiniz. 25 kişi indi, bir ben bindim. Burada botumu da göstereyim size. İşte bu. Tek başıma. Hadi gidelim bakalım. Gelsem de gitsin. İşte bunlar da kruz tekneleri. Otel gibi 5 gün ya da 7 gün yolculuk yapıyor bunlar. Mekong Nehri'nde. Bir tane de karşıda var. Kapıcadan çıktık. Şimdi Vietnam'a gideceğiz. Hadi bakalım.
3 aylık Vietnam vizem çıktı. Daha doğrusu yani pasaportuma 3 aylık bir başı bastı. Ve artık Vietnam'dayım. İşte Vietnam. Merhaba Vietnam. Hoş buldum. Mekong Nehri'nde yaşıyor her şey. Ticaret, tarım. İnşaat sektörü. İşte kum çıkartıyorlar bakın. Burada bu kumlarla yaptıkları binalar depremden olacak. Hayat sinirin üzerinde geçiyor. Evet, Vietnam geldik. Pek gözüküyor mu bilmiyorum ama. Hayır. Bunların hepsi evler varmış. Yani nehrin üzerinde evler var. Gündüz gözüyle göreceğiz. Hadi bakalım. Hoş geldin. Vietnam. Merhaba gençler ve genç kalanlar. Vietnam'ın sınırı, Vietnam ve Kamboçya sınırı olan Can Giao Tok Dok'tan selamlar hepinize. Şu anda işte dün akşam geldim. Can Dao'ka. Vietnam'ın sınır kasabası. Şu gördüğünüz şu nehirden, Mekong Nehri'nden şu kollarından birisi oradan buraya bağlandı. Şu karşıda gördüğünüz tanker kılıklı, küçük ama süratli kum taşıyan şu teknenin geldiği yönden geldim. Şuradaki iskeleye gördüğünüz bir tane de zaten beni taşıyan yolculuğumu yaptığım teknelerden bir tanesi orada duruyor. Ya da iki tanesi. Tam olarak görmüyorum. İki tanesi evet. Oraya yanaştık. Oradan gittim hostelime.
Jantok Jan Jaudok sınır kasabası ama bayağı hareketli gördüğünüz gibi. Karşı tarafında bulunan yere oldukça hızlı hareket eden, yani sürekli hareket eden araba vapurları var. Görüyorsunuz şu anda iki tanesi geçiyor. Bir tanesi orada, bir tanesi de diğer tarafta. Sürekli işte böyle bir irtibat var. Bu karşı tarafta Müslüman Vietnamlılar var. Onlardan 3 tane camileri var onların. Şu bir tanesi kubbe gibi gözüküyor. Şurada. Mübarek cami. İşte 3 tane orada cami var. Ondan sonra şurada da bir hareketli gördüğünüz gibi şeyde sahil kısmında nehir üzerinde daha doğrusu nehir üzerindeki yapılaşmayı görüyoruz. Yapılaşmada da genelde ticari şeyler var onun üzerinde. Yani işte alım satım işleri yapılan yerler var. Şu sol taraftaki mavi yerde de pazar varmış. Bir oraya şimdi gideceğiz. Göreceğiz. İşte böyle Jandok. Burada sakin ucuza kalıyorum. 118 lira vergisi vesairesi dahil. Tek kişilik bir odada. Yani çift kişilik yatağı var. İşte tuvaleti, banyosu, bilmem nesi. İnterneti. Tamamen seramikten, seramikle kaplanmış bir oda her şeyiyle. Öyle bir şey işte. Gördüğünüz gibi nehirde trafik hızlı, hızlı akıyor. Evet. Jantok. Jantok'un şu anda bir parkındayız. Parkında da işte spor aletleri, fıskiyeli havuzları, yeşillikleri, heykel gibi şey, çöp tenekeleri, penguen kılıklı. İşte böyle bir yer. Jau Dok. Dok. Bizde hani bizde değil de İngilizce yazılırsa düşünürsek doktordan geliyor olabilir kısaltma. Bilmem, belki sağlıkla ilgili bir kasaba olabilir burası. Sizce? Heykel de görüyorsunuz. Bol balıklı bir nehirmiş burası demek. Pazara girdik. Önce kenardan kenardan. Kokonatlar daha açılmamış bazıları. Chị tao gì? Ủa tôi nhầm rồi. Chị ai vậy? Cái gì? İşte bunlar da balık
Deniz. Ha, tavuk mu? Burada balıklar. Kaygoslar. Midyeler. Martin Yüzyı'nın balıklar. Yüzyen donsuz, donsuz görüyorsunuz. Yüzyen içinde. Burada bir yüzen çay bahçesi ya da kahve, ne diyeyim bilemedim. Diğerlerde işte öyle diğerleri. Karşı tarafta da aksiyon var. İşte böyle. Vietnam. Giao Tok. Giao Dok. Silista. Sanırım. Her köşede bir oyun oynayan cô chị hiện đây hả cô? Kumar mı diyeyim yoksa vakit öldürmek için oyun oynayan insanlar var. Hello. Hello. Nhỏ này cho nhỏ này lấy chồng nước Asya insanı rahat. Her fırsatta yatıp uyuyabiliyor. Kimse şekilci değil.
Evet, girdim ve çıktım. Evet, Can Dok'ta, Cao Dok'ta bir kilise gördüm. Asya'da Hristiyanlık adına bir kilise. Buyurun. İşte burada bir canlandırma yapılmış. Burada da bir tane heykelle açık havada bir tören yapılması için yer yapılmış. Böyle bir şey işte. Bir de bakalım içine. Hello. Hello. Yine camiye yardım, kiliseye yardım. Sade bir kilise. Heykeller var. Yukarıda çeşitli işte resim gibi kabartma resimler var. Meryem Ana ağırlıklı. İşte böyle. Burada da Meryem Ana'nın yine peki. Cao Dok'ta bir kilise. Güneydoğu Asya'da Hristiyanlık burada da var. Her yerde var da. Küçük bir kasabada, sınır kasabasında. İlginç. Bugün bulunduğum kasabada yani Cao Dok'ta ikinci dini mekan ziyaretim. Bu da Budist tapınağı işte. Gördüğünüz gibi farklı bir şey var ama bilemiyorum işte. Gördüğünüz gibi ışıklı. Burada da işte bir Budist rahip ne diyeyim, monk ne diyeyim, ne diyeyim işte o. Onun heykeli var. İçeride de yine başka bir Budist liderin heykeli var. Burada bir çan var. Burada
da geldiler arkadaşlar. Hemen ayakkabılarını çıkartıp fayansa çıkıp dualarını, dileklerini şey yapıyorlar. Türkçülerini yakıyorlar. Ve operasyon tamamlanmış oluyor. Vietnam'dan Can Tok'tan Cao Tok Dok'tan hepinize hoşça kalın. Bir sonraki şehirde görüşmek üzere. Can Tok. Görüşürüz. Burası da benim hostelimin girişi. Burada da bir ibadet noktası var. Ve şurada da bir nehirden bir parça bir göl var. Burada da küçük bir sağ tarafta da bir bostan var. En dipte köşedeki odada benim 120 numara. Küçük köşeyi çıkartmışız. İşte burası da benim kaldığım oda. Tamamen fayanslardan oluşan fayans masa, fayans duvarlar. Yatağım. Gördüğünüz gibi son yanda fayanslardan oluşuyor. Bir kişilik bir oda. Burada da banyo. Banyo. Her şeyin burası. Oldukça uygun bir fiyata Vietnam'a merhaba dedim işte. Hadi bakalım. Can Tok'ta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.